Selamlar sevgili yukarı yakalılar. Bir buçuk abartıya hoş geldiniz. Ben Sena. Bu bölümde Hilal ile you know Gossip Girl konuşuyoruz. Hoş geldin H. <laughs> hoş buldum S. <laughs> Gerçekten e, yıl 10 sene öncesine gittim şu an herhalde. <laughs> Geri çıkamıyorum. Ben ne, nereye gittim biliyor musun? Nereye? Seninle. Sen ilk Kasıpköylü konuştuğumuz. O geceyi hatırlıyor musun? Bir otobüs yolculuğu. Otobüs yolculuğu. Çizivit yerdik. <laughs> evet gerçekten çizivit unutmuşum o detayı. Çizivit yiyerek Kasıpköylü konuştuğumuz o e, İstanbul yolculuğuydu sanırım evet. otobüste gece böyle 2 3'te hayatımın ilk Uzun soluklu gasp gör miydi? Hem gasp gör sohbeti hem de genel şey dizi kritiği. He. Evet e, sevgili dinleyicilerimiz gasp Girl konuşuyoruz. It's Happened gerçekleşiyor. Gasp Girl için buradayız. Bayağıdır aklımda olan bir şeydi gasp Girl konuşmak. Çünkü gerçekten hayatım <laughs> yine bir e, 13 yaşındayken <laughs> Ben 13 çeşnilerle yaş, 13 yaşındayken e, bu podcastın bir şey oldu bu bence. Podcast'ın temalarından gibi oldu. Yani Hilal'le 13-12 yaşındayken yaşadıklarımız, izlediklerimiz, bir geçmişimiz. Aynen öyle. Bu şey gibi hissediyorum. Bir buçuk abartı e, kitabı var ya. Orada da yazar devamlı çocukluk anılarını absürt bir şekilde anlatıyor diyor. Biz de <laughs> sürekli geçmişe dönüyoruz ve 13 yaşımızdan itibaren yani başımızdan geçenleri anlatıp duruyoruz. Kitap kehanetini gerçekleştiriyor gibi oldu o zaman. Evet. Senayla çektiğimiz bölümler genelde yani ikimizin olduğu bölümler genelde böyle yani hiç sekmez ortaokul. Yani belki lisenin başları dönemine tekabül ediyor ve ne yaşadıysak o zaman yaşamışız. Bugüne biz şey yapmışız yani. Yatırım, <laughs> yatırım yapmışız. E, o yüzden bu bölümde de tıpkı açlık oyunları bölümünde olduğu gibi Herhalde sürekli şey diyeceğiz. 12 yaşındayken şöyle olmuştu. İşte o zamanlar 13 yaşındaydım, 14 yaşındaydım diyeceğiz muhtemelen. Yine böyle bir bölümle karşınızdayız. Ama dediğim gibi bunu gör, konuşmak gerçekten şu an aşırı heyecanlıyım. Bizi çok heyecanlandırıyor. Bu evrene girmek gerçekten bir evren. Evet. Gerçekten ayrı bir dünya ve Netflix'te geçtiğimiz ay tekrardan hep bütün sezonları e, yayınlandı. O yüzden de olabilir. Nedense karşıma çok fazla çıkıyor böyle baştan izleyen insanlar. O yüzden herhalde zamanı şimdi olabilir diye düşündüm ve biz de hemen işe koyulduk açıkçası. Direkt izlemeye başladık. Nereden başlayalım? İlk önce bu diziyi, bu dizi hayatımıza nasıl girdi? Bence bunu bir anlatalım. Nasıl oldu? Hilal'cim. Evet. O zaman ben başlayayım. Hadi başla. Dinleyip bence benle aynı fikirde olacak çok insan vardır. Televizyon izliyor duysanız eğer çocukluğunuzda. Ee, CNBC E ve E2 kanalları vardı ve burada düzenli olarak belirli saatlerde hep yabancı diziler yayınlanırdı. Yani şu an aklınıza gelebilecek eski o yabancı diziler. işte Doktor Who'sundan tut, Fringe, Fringe. Brench, Team Wolf'u işte Girl de bunlardan bir tanesi. Hayı match'ı Aynen, hepsi ya, hepsi çıkıyordu gerçekten. Ve ben ilk orada denk gelmiştim. Hangi bölüm olduğunu, hangi sezon olduğunu falan hiç hatırlamıyorum ama ilk orada izledim ve izlediğinizde zaten sizi kendine çeken bir hali var dizinin. Öyle bir büyüsü var. Çünkü hem oyuncular öyle iyi satıyor diziyi. Hem de işte kostümler, kıyafetler, ortam, entrikalar falan böyle çok eğlenceli ve aslında o zaman yaşım küçüktü de yani bu dizi izlemek için gerçekten doğru bir yaş değildi. Annem bilse kızardı büyük ihtimal. Ama ilk o zaman tanıştım yani. Sena'nın da bu diziyi bildiğini bilmeden ya belki o zaman çok yakın da değildik. Evet değildik. Sonradan anladık ki ikimiz de biliyoruz, izliyoruz ve muhabbetimizi o şekilde daha da pekiştirmiştik yani o bahsettiğin otobüs yolculuğu bence arkadaşlarımızda önemli bir böyle evet. yere sahip. Yani şöyle Upper East Side, Manhattan, Brooklyn, sonrasında New York. Gerçekten bu kültürü, New York kültürünü, bu sınıfsal farkı bize öğreten dizi budur. Ve dediğim gibi zaten yaşta çok alakası var. Ee, i̇lk sezonda özellikle bütün karakterler çok genç, çok küçükler. Bizim izlediğimiz yaş bu arada ben de buna değinecektim. Gerçekten çok küçükmüşüz. Yani izlenmemesi gereken bir yaş. 13, 12, 13 yaş çok küçük hakikaten. Ya bu dizi en az artı +15 16 bence lise çağına hitap ediyor yani. O zamanlar anlamıyormuşuz televizyonda çıkıyordu çünkü ama ya bizi çeken de olaylar da açıkçası. Yani o zaten şimdi şeye de geleceğiz. O zaman ne anlıyorduk? Evet. Aslında neymiş? Bundan da bahsedeceğiz zaten. Çünkü gerçekten bizi çok şok eden şeyler var. Ee, benim de senin gibi oldu aslında. Bu CNBC A2 sayesinde böyle izlediğimi hatırlıyorum. Hatta benim ilk izlediğim sahne şeydi sanırım. Ee, i̇lk sezon değil sanırım bu ikinci sezon. Serena'ya bir şey oluyordu. Böyle bir kaza gibi bir şey geçiriyordu. Sonrasında Serena'ya Nate e, hastanede böyle refah ediyordu hatırlıyor musun? Sanırım ben ilk o sahneyi görmüştüm. Ama şey yani ilk sezonda biraz karışık yayınlıyorlardı sanırım o zamanlar. İlk sezonda televizyondan izledim hatırlıyorum. Şeydi bir de her gün sabah böyle 7.30-8 gibi yayınlanırdı. Tam şey hatırlıyorum okula gitmeden önce izlediğimi falan hatırlıyorum öyle sabahları. Ama okuldan gel yani bir sabah bir akşam yayınlıyorlardı artık bilmiyorum ama. Ve gerçekten deli gibi takip ediyorduk çünkü... Neden takip etmeyelim? Şu an bile muhteşem bence gerçekten çok ikonik, inanılmaz ikonik bir dünya. Ben o zamanlar senle çok ilk izlediğimiz zamanlar senle çok şey zaten okula falan gidiyorduk ayrı okullardayız da Melike ile çok onunla çok fazla şey yapıyorduk birlikte takip ediyorduk. Zaten hatırlamıyorum sen mesela eskiden hangimiz bilir hangimiz sırrına öyle, de, öyle muhabbetlerimiz de vardı mesela Melike ile de vardı. Ben Bilmiyorum Melike sanırım bilirdi. Ama ben niye ikimizin ilişkisinde sen bilerdin mesela. Ben sana B diyordum ve sen bana S diyordun. Öyle mi? Evet. <laughs> Öyleydi yani. <laughs> evet, sensin ben. Ben Sirina'yı seviyordum çünkü ve bir... Ben de seviyordum aslında. Ama nedense ben almışım. Melike ile olan rollerde de ben Sirina'ydım sanırım. Yine bir insan neden Sirina olmak ister? Bunu da konuşalım. Evet. <laughs> Diyeceğim. Birbirimize hitap ediş şekillerimiz falan <laughs> gasip gör üzerinden yapıyorduk mesaj atarken exo exo yazıyorduk sonlara birbirimize ismimizle hitap etmek yerine s b falan yazıyorduk. H H yazıyor muydun? Yazıyordum yazıyordum ama s yazıyordun bana sen Sirin olduğum için ben evet. hatırlıyorum. Evet öyle de yapıyordum ya ama Allahım ya ama işte arada bence şey de yapıyordum hilal hilaline h. Hı -hı. <laughs> O zaman şeyden bahsedelim bence. O zamanlar bu diziyi nasıl görüyorduk? Şimdi nasılmış? Bu arada şunu söyleyeyim. Biz pandemide de bu dizi Netflix'e geldi. 2020 falan olması lazım. Ve ikimiz de birbirimizden habersiz yine ba izlemişiz. Ve ben aslında asıl şoku o zaman yaşamıştım. Şu an böyle çok... İlk şoka atlattığım için hani bir de çok uzun zaman geçmedi. Şu şimdi izlediğim o kadar şaşırmadım yani çünkü her şeyi hatırlıyorum ve e, normal geldi bana yani. Ama o yıllar sonra ilk kez izlediğim o pandemi de hem inanılmaz özlemişim ve tamamen şey karşılaştım yani onunla. Gördüğüm şeylerin hepsi yalanmış. Onu çok güzel gördüm. Farklı bir dizi izliyormuşum gibi olmuştu benim için. Yani bildiğim, o önceden izlediğim, sevdiğim Gossip Girl değildi. O işte senin dediğin o ikinci izleyişimde, pandemide. Yani Blair kötü değilmiş, Chuck kötü biri değilmiş, evet. Serena kötüymüş falan. Yani Ya ben şok olmuşum çünkü Serena böyle küçükken izlediğimde oradaki en masum ve en iyi kalpli ve başrol ve işte başrol her zaman en iyidir öyle bir roldü gözümde. Parlak, <laughs> güzel, masum. Blair kötülük yapan, hin böyle. Nerede hinlik var Blair orada falan gibi. O yüzden asla Blair olmak istemiyordum küçükken. Ama bir izledim ki yıllar sonra tekrar gerçekten şok ya şok oldum. Gerçekten böyle farklı bir senaryo <laughs> izliyormuşum gibi. Yabancıydım yani dizi ilk kez izliyormuş gibi hissettim. Ve zaten sonra öğrendiğimizde birbirimizin izlediğini ben böyle sanıyordum aslında çak kötü değilmiş falan. Blair kötü değilmiş. Aralarında en karakterli çakmış. Nate değilmiş. Nate çok iki yüzlüymüş falan Aynen. ya. Bunlar şoku. Bunu... Serena ne kadar işte ihanet, hain. Böyle ne pislik varsa Serena da var falan. Onu fark etmiştik yani. Bunu geçen gün Sümeyye ile konuştuk. O da buradan Sümeyye'ye selam. <laughs> o da çok seviyor ve... Ha ben şey dedim biz küçükken Çak'ı kötü biliyorduk falan yani Çak Chuck bilir kötü biliyordum nasıl böyle olabilir. O da şey dedi bu diziyi ilk lisede izlemiş. Ben en başından beri kimin kim olduğunu biliyordum mesela dedi. Çok en o gözü açıkken izlemiş. Evet biz çok küçük ya biz şeydik beyaz beyaz siyah siyah. Bir de gerçekten hiç baştan sona izlediğimi hatırlamıyorum küçükken. Hep bölük pör, bölük pörçük. Yani o yüzden senaryoya çok hakim değilsin. Hikaye akışına çok hakim değilsin. Gördüğün kadarıyla o bölümde Serena'ya bir zorbalık yapılmıştır mesela. Ba bazen ol oluyor yani. O yüzden Serena seviciliği. Serena'yı çok sevmek falan. Dene bayılmak. Nate'i de ben çok severdim. Ben de çok seviyordum. Ben hatta Facebook profil resmim yapmıştım <laughs> bir keresinde. <laughs> ben Nate'i çok seviyordum. Hatta ben çok arada kalıyordum. Dene mi olsa Nate'le mi olsa diye çok arada kaldım var. Halbuki ikisi de değil yani. Aynen. <laughs> Komik yani. Küçükken bakış açımız olayları anlayış biçimimiz çok farklıymış. Hiçbir şey anlamıyormuşuz. Hiçbir şey. Evet. Ne döndüğünü bilmiyormuşuz yani. Sadece anlık entrika ve iyi kötü. İyi gözüken iyi kötü gözüken kötü o altta yat şey geçenleri hiç anlamıyormuşuz. Şimdi izleyince başka bir hikayeymiş yani Gossip Girl. Ve Gossip Girl'ün dünyadaki etkisi de hakikaten yani çok büyük. Bence dizi sektöründe çok iyi bir yeri var. Ee, zaten şeyde New York, mesela New York için gerçekten imza bir dizi. Bugün bir tane video izledik ya kaç, kaç Ağustos'tu ya? Ağustos muydu? Bir tarih, gasp görgünü, belediyecilik hmm. o günü gasp görgünü ilan etmiş çünkü şeye, şehire çok katkısı olduğu için. Gerçekten şey de yani böyle o biz hiç bilmiyorduk. Mesela izliyorsunuz eğer e, haberiniz yoksa zaten bunu bilmeniz imkansız ama giydikleri kıyafetlerin hepsi imza, marka, marka tasarımcı. Onlar giydikten sonra direkt onların hani reklam Black Lively'nin bir tane böyle short videosu vardı. Şeyi gösteriyor. Hmm. Düğünde bir tane annesinin düğününde giydiği bir elbise var ya sarılı bir şey böyle tüllü gibi mesela onu gösteriyor bu elbise şunun işte çok iyi bir e, şunun tasarımı bunu giydikten sonra çok büyük bir etki yaratmıştı ve ben bunu giydiğim için beni ilk kez Met Gala'ya çağırmışlardı falan diyor böyle bunlar ondan sonra Met Gala'ya çağrılmış falan ya böyle çok garip ya çok garip çok büyük akım da oluşturdu mesela bandanalar kızların başındaki böyle giyiniş ya biz çok bizde çok etkisi olmadı açıkçası ama o dönemin gerçekten trendini belirleyen bir hareket diyeceğim artık. Hem kültürü akım. Yani New York kültürünü tanıtma açısından çok önemli bir yeri var. Hem de dediğin gibi akım oluşturma veya işte o tasarımcıların kıyafetlerini satma. Hatta bugün izlediğimiz videoda o kıyafetleri alamayan hayranlar için de düşük bütçeli aynı benzer koleksiyonları falan çıkarmışlar. Muadil. Mesela. Aynen. Modayla çok zaten alakalı. Ve ilerleyen Zamanlarda da söyleyeceğim. Görsel bir şölen zaten benim için. Ben o eski izlediğimde de sana bunu söylemiştim. Böyle sokak görüntüleri, ne bileyim oteldeki, o rezidanstaki görüntüler, hazırlanan yemeklerin görüntüleri, içecekler, onlar bunlar yani muazzam ya. O dünyayı çok güzel ortaya koymuşlar. Yani şeyde sınıf farkını da çok güzel gösteriyorlar. Yani ben burada izlemesem asla New York'ta böyle bir şey olduğunu bilmem yani. Ama biz yıllar önce bu dizi bize öğretti bunun. Gerçekten Brooklyn neymiş? Bizdeki şey gibi biraz. Nişan taşı bağcılar gibi. Ama çok daha büyük bir şey var. Sınıf farkı var ama mesela bunların Brooklyn'dekileri de adam müzisyen oğlu yazar. Alt sınıf insanı alt... bile eğitimli diyorsun. Aynen alt sınıf insanı bile eğitimli hakikaten. O zaman ilk sezonda neler oluyor? Bunlara geçelim mi karakterlere? Geçelim. Yani bizim planımız şöyle. Her sezonu bir maraton yapalım dedik. Sezon sezon konuşalım diyoruz. Yani böyle bir çıktık yol ama deneye yanıla bilmiyorum. İyi gider herhalde diye düşündük açıkçası. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bence piyasada bunun bir eksikliği var. Yani bu açıyı kapatalım diye düşünüyorum. Gaspgöl bir konuşalım artık yıllar sonra. Bir masaya serelim yani. Ee, neymiş ne değilmiş. Evet. ilk sezonda neler oluyor? Bir bence pilot bölümden başlayalım. Gerisi gelir zaten. H sana. Evet. Sen de H. Teşekkürler. Pilot bölüm aslında bize o dünyayı tanıtması açısından zaten önemli bir bölüm ve pilot bölümler Amerika'da şöyle, eğer pilot bölüm tutarsa o dizi devam ediyor, sevilirse. O yüzden bayağı uğraşılmış ben onu fark ettim. Oyunculuklar da böyle şey, herkes bütün benliğiyle o, o rolü üstlenmiş ve yerine getirmeye çalışmış. Şimdi biz o dünyayı tanıyoruz ilk başta New York'tan ve Manhattan'dan bazı sahneler görüyoruz. Sonra karakterlerimizi tek tek görüyoruz ama en can alıcı nokta burada Serena karakterinin ortama girişi. Zaten ilk o geliyor istasyonda. Belli ki uzaktan gelmiş. Bunu anlıyoruz ve e, arkada bir ses var. Bir ses konuşuyor. E, bu da bileceğiniz üzere Gossip gördüm kendisi yani dedikoducu kız Türkçe ismiyle. E, dedikoducu kız diye bir gerçeğimiz var. Manhattan'da o işte sosyete dünyasındaki önemli kişilerin daha çok genç bu işte 5-6 <laughs> karakterimiz var. Onların Gizli sırlarını ortaya döken işte dedikodu kanalı gibi bir şey. Ya bizdeki şeye benziyor biraz. itiraf şeyine benziyor. Hı -hı. İtiraf Twitter'da itiraf hesapları oluyor ya. Evet. Işte. Aslında aynısı gibi ama buradaki bir de eski bir zaman olduğu için internet çok hani daha nasıl desem manuel mi denir? SMS <laughs> yoluyla yani <laughs> bu kadar net. <laughs> O da, o dönemde o yapılabiliyor mu bilmiyorum ya. Yapılıyordur illaki ama direkt fotoğrafı çekiyor ve evet, gönderemiyor. Video. Ya. Yani muhbirler var etrafta. Yani siz ne yapıyorsunuz? Ya orası Gasp Girl aslında bir platform. Herkes... Evet. E, internet sitesi. Aynen. Magazinsel e, fotoğrafını çekip, haberini yazıp gönderiyor. İşte şu şurada görüntülendi, bu böyle diye. Gasp Girl de kendisi beğenirse hani. Çünkü mesela şey mevzusu da var ya... Günde şu kadar şey geliyor, onların arasından seçip böyle paylaşıyoruz. Yani. En önemli. Haber değer. değeri olan aynen. Ve Serena'nın gelişi tabii ki de haber değeri İnanılmaz. en yüksek olan haberde geliyor ve zaten ortalık karışıyor. Serena mı geldi? Serena mı ne nerede? yatılı okulda değil miydi şöyle böyle falan? Sonra e, tam o sırada da hiç şaşırmadık ki bir parti mevcutmuş Blair'ın evindeydi. Hı hı şey oluyor işte acaba gelecek mi partiye buraya gelir mi bilir de hani bir tavırlı çok gel gelemez yani buraya gibisine gelmeye Burayı... yüzü yok gibi tabi aynen öyle ee, yok çünkü onu da konuşalım Sirna'nın bir şeylere yüzü olduğunu hiç düşünmüyorum ama ama var gibi <laughs> davranıyor <laughs> evet. o pilot bölümün her sahnesi çok ikonik o ee, Serina'nın fotoğrafı, yayınlanan fotoğrafı zaten. <laughs> Şöyle balkondan bakıyor ya. ya Serina'nın <laughs> dudakları, Serina'nın ses tonu. ses tonu. Ya böyle bu oyuncular da gerçekten ilk oyunculukları, yeniler bu şeyde, bu dünyada. Bazıları çok iyi. Ama genel olarak şey de var dizinin kendi amatörlüğü de var mesela. <laughs> mesela Çakın. Tabi canım. Çakın kombinleri. Evet, <laughs> evet. Filan ya böyle genel olarak bir amatörlük var ama bir de eski. Hı -hı. O yüzden şey yine de üst kapatılır. Bu dizide ilk bölümden son bölüme kadar oyunculuğu hep aynı olan kimdi sence? Bir kişi var. Hiç değişmedi. Ne eksildi, ne aldı, <laughs> ne ne arttı, ne azaldı. Yani. <laughs> Bence benim fikrimce <laughs> Nate Bak ilk bölümde neydiyse son bölümde de oydu yani. Evet. Bence bence son, son sezonda da öyle. <laughs> i̇şte son sezon son bölüme yani, kadar. <laughs> evet evet. Diğerleri kendilerini şey yapıyor. Diğerleri çok rahat bir oyunculuğa dönüşüyor. <laughs> Nate'in Nate karakteri çok yüzeysel olduğu için bir derinlik katamıyor yani. Evet. Ne ne yapabilir ne ki olur. ne katabilir. Yani bomboş bir karakter Nate. Evet Serena geliyor dedik ve işte ya burada gerçekten Serena konuşalım mı? <laughs> Tabii. Ya şöyle, şöyle, eskiden izlerken Sinema gerçekten şeydi böyle, hep iyi düşünüyor, iyi olalım. Oh. Biz öyle sanıyorduk bu, evet. düzeltelim. <laughs> Aynen. Ya böyle geliyor, hep iyi, bir de böyle hep gözleşi şurada hemen, gözü hemen dolabiliyor. <laughs> aşırı dramatik böyle, aşırı böyle kalbi hemen kırılabiliyor filan. Ee, ve şey, dönüyor ve... İyi olalım. Ben e, her şey iyi olsun istiyorum. bilir neden böyle davranıyorsun? Hayır, ben bırak. Ben partiye gelmiyorum. Ben kötü kız değilim. Ben ben öyle bir değilim. <laughs> Hayır, sen beni arkadaşım da. Sen beni, sen <laughs> beni ne sanıyorsun falan? böyle? Çak mesela Sirna'ya kötü davranıyor ya mesela. Hani onun bir arka planı varmış. Yani ben gerçekten şu inanılmaz. Sirna hem suçlu hem güçlü. Ortalığı birbirine katmış tamam mı? Eskiden keşlik desem var. İlaç her şey var. Yani böyle parti kızı. Bilir sürekli bu kızın arkasını topluyormuş. Sürekli. Hep böyle bir sorun çıkartıyor. Tuhaf tuhaf insanlarla takılıyor. Nerede yatıyor, nerede kalkıyor hiç belli değil. Aşırı partici biri. Ortalığı birbirine katmış. Başını da belaya sokmuş. Kimseye de haber vermeden gitmiş. Ve bilir o kadar haklı ki böyle. Onu, tabii ki çok haklı. Sırna şey gibi davranıyor. Hani bana niye böyle davranıyorsunuz? Ben değiştim. Ben artık çok iyiyim. Plan gibi davranıyor. Oyuncunun tripleri de çok enteresan. Den, dene karşı tripleri. Sırna gerçekten bilmiyorum. iki yüzlü diyebiliriz yani. Ben şey hissettim. Şimdi den dene de gelelim madem. Hı hı. Den hep Sırna'dan hoşlanıyormuş yani. Onun ne derler? First love mı? Evet. Ve sonsuz aşk yani. Aynen. İlk aşkı ve son aşkı. Şey gibi de değil mi? Şimdiden Dan Lonely Boy. Bir de ilk sezon saçı filan kısa. Böyle küçük duruyor. Ve Serena'ya böyle şey olur ya mesela 5 yaşında erkek çocukları büyük <laughs> böyle kendinden büyük e, kızla ablalara böyle hayranlıkla bakarlar ve <laughs> Aşık olurlar falan ya küçük erkek çocukları. Dan ve Sirin öyle gibi bence. Öyle gibi i̇şte, duruyorlar. Yani Sirin'e büyük bir abla Den'in yanında. İşte benim hissettiğim, şimdi tekrar izlediğimde bunu önceden hissetmemiştim. Dedin ya ortalığı katlı birbirine gitti. Geldiğinde harika bir karşılama bekliyormuş gibi. İşte ben size ne yaptım ki böyle mağdur ayakları falan. <laughs> Den'in ona karşı olan samimi yaklaşımı... Yani saf yaklaşımı bence onun hoşuna gitti. Tabii ki. Ve bunu yani o da kendi yeni bir kimlik oluşturur gibi Kesinlikle. davrandı. Yani temiz, saf, harika bir insanmış gibi Den'le flörtleşmeye başladı. Ve ben aşırı sinir oldum yani onun bu duygularını kullanması. Şey gibi bir de Den'in kafasında bir sirine var. Hayalindeki böyle ideal sirine. Ve sirine döndükten sonra o ideal Sirina, Sirina'nın döndükten sonra insanların kendisini görmek istediği e, çok paralel. Yani aynı uyuşuyor ve ben onu öyle gördüğü için Sirina da kendini öyle sanıyor. Ben böyle bileyim falan. Ama mesela sezon sonuna doğru eski böyle yaptığı o hatalar ortaya çıkınca zaten direkt benden kaçtı. Çünkü onu öyle görsün istemiyor yani onu öyle bilsin istemiyor. Çünkü onun yerine gerçekten farklı bir kimliği oluştu. İki kişilikli gibi bir şey gerçekten. Evet. O çizdiği masum imajı gitti yani. Sonlara doğru. O yüzden I have to go hemen. Bu arada bence Wonder Woods'un ailesinden bahsedebiliriz bence burada. Evet. Serena'nın bu böyle biri olmasının sebebi de bir tık ailesel de ailevi sorunları da var bu arada. Ben şeyi fark ettim bu sefer. İki kardeş de çok sorunu değil miydi ya? Mesela yani hakikaten Kardeşi Erik internet teşebbüs etmiş. Onda da rehabilitasyona falan yatmış. Sinan'ın da böyle bir geçmişi var sanırım rehabilitasyon. Çünkü e, uyuşturucu falan kullanıyormuş. Bu tarz işte alkol kullanımı falan. İkisi de çok sıkıntılı çocuklar. İkisi de çok sıkıntılı çünkü tamam biraz ailelerine gelelim. Ana baba ayrı. <laughs> bu değil mesela. Annesinin babasının ayrı olması değil de. Ben bütün problemi yıkmak istemem ama. Çünkü o kadını gerçekten ondan da bahsedecektim. Çok beğeniyorum. Annesi Lili. Çok güzel. Çok, ya su gibi bir kadın çok, ya. Ben çok güzeldi. Yaşlanınca da öyle. Bende de şöyle oldu mu bu arada. Ben bayılıyorum ya. Eskiden işte Sirne'ye bakardık, Blair'e bakardık falan. Ben şu an şimdi izleyince Rufus'a baktım. Lili'ye bak. Lili'ye baktım ya benim onlar daha çok dikkatimi çekti yani. Bana onlar daha çok hitap etti. Lili'nin asilliği, o mimiksiz ve düpturu ya. Düpturu. İlk bölümlerde daha çok öyleydi bu arada. Biraz son Ya biraz anne baba ya şimdi kadın anne karakteri olduğu için bence bir tık gözlükle, kıyafetiyle falan sonradan Sanki birazcık daha yaşlı göstermeye çalıştılar. Hani o yaş farkı. Çünkü neredeyse Sirina'nın ablası gibi. Evet. İlk bölümler çok güzeldi. Evet çok güzeldi. O kadına işte o şekilde güzelliğiyle görünce bir kafam karıştı ama. Çocuklarının yani hem Eri'nin hem Sirina'nın bu halde olmasının ben... %90 sebebinin Lily olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir derecede... Kaç tane ben unuttum sayısını. Kaç evliliği var ve Üç. devamlı evlilik değiştiriyor. Koca değiştiriyor. Eş değiştiriyor. Ve hayat harika ve çok güzel ve çok mutlu ilerliyormuş. Hiçbir problem yokmuş gibi davranıyor. Ama çocukları sefalet sefalet içinde yani. Ama umurunda değil. O kendi kocasıyla olan mutluluğuna odaklanıyor. Çocuklarının da yanındaymış gibi davranıyor. Ama o kadar bencil bir anne ki asla umurunda değil. Asla. Bu... Bartla evlenecek ya işte öyle düğünler olacak filan. Şey diyor bir de üç kere düğünüm oldu ama dördüncü kez evleneceğim biliyorum ama bunun özel olmasını istiyorum. <laughs> ya, ya ben bacım neyin özel? Ben o an şey düşünüyorum ya bu nasıl bir lüks ya dedim. Hani bir insanın hayatında şey olur ya ya bir kere evleneceğiz bir kere düğünümüz olacak. Hani en iyisi olsun en güzel olsun diye biz hani geriliriz ya böyle bir onun şeyi vardır sorumluluğu. Çünkü bir kere olacak başka olmayacak. Bu kadın. Dördüncüyü de özel istiyor. Çok büyük bir lüks gerçekten. Evet. Ama hiçbirini baştan salma yapmamış. Helal olsun. <laughs> <Aynen>. Hepsini. <laughs> Ama Rufus hariç ve belki Serena'nın babası hariç bilmiyorum. Hatırlamıyorum onunla olan ilişkilerini. Severek evlenmiyor kadın tamamen maddi çıkarlar için. Tabii. Ya, o yüzden zaten bencil ve... Kendi de diyor zaten bir yerde Rufus'la konuşurlarken hani neden olmadığı gibisinden biz neden olmadık hani... O zamanlar sınıf atlamanın daha önemli olduğunu düşündüğüm gibi bir bir şey vardı yani çok da bilinçli bu arada şey açısından yani gerçekten geldiği konumu yıllar öncesinden çok bilerek ama zaten kendi ailesi de zaten bu bilinçli Hı -hı. oldukları için köklü bir aile ama çok güzel bir kadın gerçekten çok güzel ama mesela sonradan o kadının neden öyle olduğunu da kendi annesini görünce anladık. Mesela Lili'yi, e, Sirina ile Lili'yi izlerken Lili'yi sıkıntılı buluyoruz. Ama evet. Lili'nin annesi geldiği bölümde onların ikisini yan yana gördüğümüzde de o Sisi'yi sıkıntılı buluyoruz. Yani hepsini aslında yani mesela Lili Sirina'ya baskı yapıyor. Bazı sınırlar çiziyor. Zamanında da Sisi Lili'ye sınırlar çizmişler. Yani aslında bu böyle nesiller boyu gelip geçen bir şey ama hakikaten iki çocuğu da çok sıkıntılı ve biraz Lily'ye de üzüldüm ya bazı sahnelerde o da böyle ama dediğin gibi bencil evet peki Rufus o zaman Humphrey ailesine gelebiliriz evet Rufus Ya ne düşüneceğim bilmiyorum ya o da onlar da şey ki ya bilmiyorum ya bir de bunlar çok genç anne babalar ya bunun sıkıntısı olabilir yani hala hayatları devam ediyor bizdeki gibi şey değil evlendik bitti Hı -hı. değil yani bunlar evlendikten sonra da sosyal hayatları çok canlı olduğu için şey gibi değiller yani o anne baba rolü çok ağır basmıyor yine. Ya da Rufus benim için böyle çocukları için, ailesi için kendini feda eden o baba profilinde. Birazcık da sınıfından yani toplumsal sınıfından da kaynaklı. Onun ilişkisi de çok tuhaf değil miydi? Karısı ya böyle bir gitti, bir gel. Karısıyla mesela bir tekrar şey yaptılar. Birlikte oldular, barıştılar. Karısı da onu aldatıyor. Rufus da bunu şey hani şu Rufus şey modunda. Karım gelirse olur tamam. Olmazsa da çok iyi ikinci seçenek de çok iyi Lily. Zaten ben Lily'ye aşığım. Zaten gönlünde aldatıyor yani. Yani. Ya böyle anne babaların nasıl düzgün çoğulu çocuğunu kısmet <laughs> olur evi gibi hepsi birbiriyle. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> Bir de hepsi çok yakınlar. Mesela Lily Rufus'la olsa çocukları Den ve Serena sevgililer. Lily Bart Bess'le olsa çocuğu yine çak. Ya böyle yine mesela Sirena çakın olmasını hiç istemiyor. Ama mesela Sirena diyor ki yani dendense çakı tercih ederim. Yazık kızı böyle bir <gülüyor> <gülüyor> böyle bir konuma düşürüyorlar kızı. Evet Humphrey ailesi bizim dizide alt sınıfı temsil eden ailemiz. Özellikle de Dan karakteri. Bu işte liseli bizim zengin sosyete çocukların arasında Lonely Boy olarak böyle daha fakir. işte kitap okumayı seviyor, yazarlık yapmayı seviyor falan böyle kendi halinde ve platonik aşık. <laughs> öyle bir karakter. Bu yani başka ilk sezonda öyle çok yolu yok. Evet, Humphrey ailesi de bu şekilde. Yani bilmiyorum ya. Ben eskiden Deni hep çok yani en sevdiğim karakterlerden Den. Bilmiyorum ya. Denin yeri ayrı. Ne kadar ıı, hatalı olduğu yerler olsa da bazen o gerçekten bir noktada hakikaten bilmiyorum bir şekilde insanın kalbini kazanabilecek biri gerçekten. Ama önceden hiç uyuz olduğum anı yoktu. Şimdi daha bilinçli izlediğim için var. Gerçekten uyuz oluyorum böyle bazı hareketlerine. Ezik gibi davranıyor yani. Ezik yani. Ezik. <laughs> Mesela çok karakterli, en ahlaklı, o en temiz o gibi ya. Ama şey yani o da onun da bir karanlık tarafı var. Kesinlikle. Sirina ile arası bozuldu. Ya bir insan <laughs> bir insan iki gün bunlar böyle ya. Gerçekten yani bunların evrende zaman bizim dünyamızdakinden farklı işliyor diye düşünüyorum ben artık. Buldukları herhangi bir Sirina bunu daha çok yapıyor. Herhangi bir duygu boşluğunda o duygu boşluğunda hemen bir başkasıyla yani yolda çarpıştı, karşılaştı. Dondurmacı bile olabilir yani. Ona dondurma satan herhangi birine Herkes. karşı mavi boncuk dağıtabilir yani. İyi. Ya bu işte gerçek bir dünya ile alakası yok bu yüzden. O yüzden izletiyor bu yüzden. Şeyden konuşalım, Blair'den. Evet, evet. Blair'a gelelim. Ya Blair, Blair nasıl bir ikon? Nasıl bir influencer? Dö yani ilk influencer diyebilir miyiz? Hazreti İsa için sormuştum bunu. <laughs> <laughs> Belgeseldeki kadın. <laughs> <laughs> İlk influencer olarak düşünüyorum ben Blair'i. O saç tokası, saç banda nasıl takıyorsa herkes takar. O, o olmak ister, ona benzemek. Ya Blair gerçekten asalet abidesi, hakikaten tam bir ikon. O kadar karakterli biri ki, çok karakterli biri. Yani başında neyse sonunda da o asla çizgisinden çıkmadı. Asla böyle gerçekten kendini çizdiği, böyle kendini nasıl desem, kendini koyduğu bir yer var. Aşırı e, kendini de biliyor, sınıfını biliyor, karakteri tam. Asla Sina'nın yaşadığı ya da diğer karakterlerin hiçbirinin yaşadıklarını yaşamıyor. Aynı şekilde bu Çak'ta da var bu arada. İkisi de ikisi de kendinden ödün vermeyen karakterler. Yani birileri beni sevsin, kabul etsin diye olmadığı biri gibi, olmadığı bir insanmış gibi davranmıyor. Öyle kararlar almıyor <laughs> Serena'nın yaptığı gibi. Yani özeti bu kendinden ödün vermiyor yani. Neyse o dün ne diyecekse bir duruma yarın da aynısını diyor yani. Ya ve bana bile çok şey geldi böyle çok ideal izlerken gerçekten ne yapmak istediğini biliyor hayatta beklentilerini çok iyi biliyor. Aileden gelen bir soylu. <laughs> gerçekten bilir çok soylu biri. Mesela bilir annesinin yolundan gidiyor. Çak da bir tık babasının böyle hani böyle ailesine biliyor. Şey, atalarına falan yani böyle çok iyi Nerede nasıl davranacağını Kesinlikle. biliyor. Ailesine, namına leke sürmemek için ya bu tabirleri kullanıyorum ama dikkat edecek bir insan yani hareketlerine. Mesela Serena öyle değil. Asla kim ne demiş benim anneme babama ne olur evet. hiç yani düşünmüyor. Ya Serena'nın böyle çok ergenlik tripleri var. Blair'de hiç o yok. Bilir çok şey çok idealist bu arada. Okulumuzu okuyalım. Bütün iş planı da hazır. Ve böyle inanılmaz böyle idolleri var belli zaten kitap okuyor, film izliyor zaten o filmler işte Audrey Hepburn izliyor falan onların rüyasını görüyor. Gerçekten bilir çok kaliteli ya aşırı kaliteli. Entelektüel bir kesinlikle, sosyete. Kesinlikle çok entelektüel ve şey yani tamam alt sınıfa e, kölelik yaptırıyor her <laughs> yani şeyler var ama bunları ben gerçekten görmezden gelebilirim 200'de olmasındansa annesi demişken ilk bölümde pilot bölümde Blair'ın annesi farklı bir oyuncuydu. Şok oldum görünce. Ben fark etmemişim. İyi ki değişmiş ya. İyi ki değişmiş. Eleanor'un çünkü çok ayrı bir havası var. Çok kaliteli bir havası var. Oyuncu değişimi çok sabit bir karar olmuş. O kadın asla o Eleanor yani bizim gördüğümüz Eleanor gibi olamazdı yani. Böyle Eleanor hakikaten şey imza Eleanor Waldorf odur yani. Böyle bilmiyorum ilk bölümdeki kadın onu yapamazdı. Tamam o zaman buradan hemen çeka gelelim. Ya ilk sezonlarda Çak'a çok yükselemiyorum. Evet. Yüksel. Yok ben de yükselemiyorum da. Yani Çak. Ama yine de o da öyle. Bilir gibi yani. Çak gerçekten onun da bir çizgisi var. Ne kadar hani bu kime göre iyidir bu çizgi kime göre kötüdür tabii bu çok tartışılır. Ama ne biliyor musun neyi fark ettim? Bence e, Çak'ta da karakteri oluşturmada yani yazarlar, dizi yapanlar bence en başta bir tık dönüşmüş bence Çak. Yani ilk Yaşla... bölümlerdeki Hı. Çak'la sonraki Çak bence bayağı hele ki sonraki sezonlar zaten çok farklı da yani ilk sezonda bile o ilk bölümlerdeki Çak'la son bölümlerdeki Çak çok farklıydı. İlk bölümdeki çak, yani ilk bölümlerdeki böyle ilk 5 bölümdeki falan Çak eee neyse e yaptığın az önceki yorumu yapacağım. Yüzeysel bir karakterdi böyle şey playboy, bad evet. boy. Öyle kö yani çok Derinliği olmayan bir karakter bir ama. Bir de mesela bir sahnede şey vardı. Sirina'ya zorla böyle öpmeye falan çalışıyordu. Aslında Chuck öyle biri değildir evet, yani. Evet evet. Biraz sapık Oramı gibi gösterdi. Deneme yanılma gibi çak biraz oynamışlar üzerinde ama sonradan hikayesini kalitelileştirdiler. Derinlik kazandırdılar ve acıların çocuğu oldu çıktı. En son oraya artık sonra geliriz. <laughs> Ya evet bilmiyorum bu sezon tabii çok çaklabilir çok yok ama bir şey söyleyeyim mi ya buna buna da çok şaşırdım bütün o kadar diğer sezonların hepsini de düşününce o kadar şey yapmışlar ki dengeli ve son sezonda ne varsa ne gördüysek ilk sezondan tohumlarını atmışlar bazı hikayedeki bazı şeyleri böyle hikaye aşırı tamamlanmış yani ilk sezon çok güzel ya, böyle hikayeyi çok güzel işlemişler. Onu fark ettim yani. Evet, uzat. Mesela bazı dizilerde, uzun dizilerde uzatmak için hikaye de böyle süner ya. O yoktu yani. Ben bunu onu görmüyorum şeyde, gasip gördü. Dediğin gibi başta tohumlar atılıyor, yavaş yavaş gelişiyor. Diziye girenler, çıkanlar oluyor. Çok karakter var. Evet. Ben mesela bu Carter Bazin diye bir tane Hı -hı. karakter vardı. Ben onun ilk sezondan girdiğini bilmiyordum. Sanki ben sonraki, de ya. yani sonraki sezonlarda gelir gibi. Ama bütün karakterlerin etkisi çok büyük mesela. Georgina hemen Georgina geldi. Georgina mesela, Vanessa. Vanessa yine. Belki de çakı şey olarak da göstermek istemiş olabilirler. İlk bölümlerde çok yani biraz gamsız vurdum duymuş. Aşırı öyleydi. ama Blair'la bir şey sahneleri var ya son bölümlerde daha ilk zamanlarda. Blair Nate'le hani ayrılıyor gibi oluyor. Çak ha Çak bu arada Blair gibi yani idealist. Ne kadar yaptığı işler bize göre çok doğru ve iyi işler olmasa da şey yani çocuk işinde güdün, gücünde Hani hakikaten geleceğini planlıyor işte çok iş adamı gibi çok ciddi yani böyle hayata karşı aslında ne kadar böyle zevk sefa gibi baksana aslında hiç öyle değil şey gibi gözüküyor bazen baba parası ya rahat falan ama Asla. öyle değil ha. İşin aslında ortasında başında bir insan. İşinin başında. Plan, aynen böyle geleceğini planlıyor falan ve mesela şey yapmıştı bir strip striptease club gibi bir yer açacak işte. Babasına onu gösteriyor falan. Neyse orada mesela belirli olan o yine bir ikonik bir sahneleri var. Bilal'in dans edip Çak'ın izlediği. Mesela orada Çak'ın işi bitti. Oradan sonra Çak artık eski Çak değildi. Belki de bunu da göstermek istemiş olabilirler. Aa, evet evet. Çünkü o sahneden sonra çok, çok değişti. Hatta son bölümde değiştiğini babası yüzüne vurdu ya. İşte bir ilişkiye başlarsan artık hani o eski hayatını geride bırakmak zorunda kalırsın dedi filan. Çak ne kadar değiştiğini fark etti o an. Çok ağır geldi o yüzden yapamadı. Evet ben bu hallere düşecek adam mıydım? şeyne Şeyine girdi biraz. Çakı daha konuşuruz zaten bu sezon dediğin gibi kendini çok gösteremedi ama çok çak ayrı bir mevzu ya gerçekten öyle. Bu arada bilir idol şey ikon dedik ya çak da öyle. Çakın o sonradan böyle onun o asilliği <laughs> erkekler açısından yani ikonu Takım elbisesi Tabii. elinde köpeği. Kesinlikle <laughs> aynen. Gerçekten erkekler için çok inanılmaz bir ikon. yürüyüşü. O yürüyüşü nasıl edinmiş o adam ya? Ben oyuncuya da gelmek istiyorum. Evet. Çok enteresan bir oyunculuk. Hiç ben başka bir yerde görmedim. O mimikler, <laughs> o hareketler, hep bir slow motion el kol hareketleri, yürüyüş tarzı. Bence o o oyuncunun bir karakter, yani bir şeyi. Oyuncunun karakteri. Çünkü değişmiyor da sonra Hep öyle. Yani Chuck Bass öyle bile. I'm Chuck Bass. <laughs> Ya çok komik ya okuldalar mesela tamam bir de bunlar liseli ya. Ya bir de liselisin ve çakın o halleri tavırları. Hoca çağırmış ceza yiyecekler okuldan atılacaklar. Ya da işte mülakat gibi bir şey var kendinizi tanımlayın diyor. Çak <laughs> sadece I'm Chuck Bass diyor bu kadar. Ya o kadar mesela bu da nasıl bilir kendini çok iyi biliyorsa Chuck da bu kadar yani imzası var. Yani bir karakteri var onun. Ee, ne diyecektim? Hem mesela şeyi hatırlıyorum yani ortaokuldayken bir tane arkadaşım erkek. <laughs> yani çocuk gerçi o zaman Hawaii Meteor madır da vardı. Bar oradaki Barney vardı ama çak da yani takım elbise giyiyor sürekli. Bir arkadaşım şey demişti yani izlediği için çok etkilenmiş. Şey demişti bana Sena ben bu yaz kendime 2-3 tane takım elbise alacağım. Ben bundan sonra takım elbise giyiyorum. <laughs> <laughs> Aynen çok da olur ya o tipi ve ben de yani o zaman küçüğüz ve e, şey diyemiyorsun tabii ya saçma sapan konuşma diyemiyorsun tabii ki öyle bir özgüven ya da hani küçüksün yani böyle bir ne ne saçma diyemiyorsun ben de hep böyle saygıyla karşı karşılamıştım ama yani <laughs> böyle bir etkisi vardı. Vay be bak ben çakbas etkisini bilmiyordum tabii çakbasın bence erkekler üzerinde şey gibi yani çakbas ekolu diyebiliriz. Hmm ve Blair Waldorf ekolu. Evet. Yani ana karakterlerimiz böyleydi. İlk sezonda işte daha çok Sirina'nın tekrar gelmesi. Blair ve Sirina'nın hani ya onları da bilmiyorum. Halkantılı da, iltisi. Aynen daha konuşuruz bence. Çünkü inan hep bir a, barışıyorlar, küsüyorlar, ayrılıyorlar. Bu sezonun hani Sirina'nın ha bir de finalde şey de oldu. Blair Sirina'nın gerçek sıkıntısını öğrenince ona hak verdi. Hani bir tık daha aslında daha çok barıştılar gibi oldu aslında. Ama ya as yani koca sezon şimdi burada çok uzatamıyoruz ama yani Serena'nın Nate'le olan ilişkisi yani Bilal'le ilişkisi var. Yani bunlar yani daha Serena gerçekten daha yeni başladı Serena. Oho. Yani Diğer karakterler dedik mi? Daha Vanessa dedim. Sen Vanessa hakkında bir şeyler söylemek Bir şey söyleyeceğim. Vanessa, e, ben Rihanna'nın Böyle bir Rihanna'nın gençliğine falan yani bir, o melezlik ben çok benzetiyorum. Aa. Biraz o tarzda da giydiriyorlar biliyor musun? Bence Böyle öyle. Afrikan. Aynen. Havası. Ya hiç sevmiyorum Vanessa ya. Hiç hiç bir karakter bu kadar itici olur. Küçükken de sevmiyordum. Hala da sevmiyorum. Sen eskiden de sevmezdin Vanessa'yı. Ben hiç sevmiyorum ya. Denle yakın diye sevmiyordum herhalde küçükken. Şimdi de böyle çok tripli bir insan. Bir tane sahne var ya o burada değil de. İkinci sezonda mı? Üçüncü sezonda mı? Yemek yiyorlar masayı terk edip gidiyor ya ben orada notunu <laughs> verdim onu zaten. Bilmiyorum ya. Hiç hiç sevmiyorum ya. Onlar Neyle oluyorlar. Bence. Ya ama Vanessa'nın da çok önemli bir etkisi yok dizide bence. Yok ama mesela bazı işlere karıştığı zamanlar var sadece. Dan sayesinde onunla Vanessa da üst sınıfla takılabildi. Hı -hı. Niye alıyorsunuz aranızda? Almayın arkadaşlar. Herkes aranızda almayın yani. Peki Jenny'nin e, Barbie halleri. Barbie kız gibi. <gülüyor> 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 ve o kızın o kız ne zaman dönüşüm gerçekleşiyordu bu şeye? rakunmak gece ne zaman geçiyor Jenny? 2'nin sonunda uğradığı ihanetten sonra işte. Öyle miydi? Yani Jenny'nin Disney Channel gerçek oyunculuğu. Bu dudağını bakın izleyenler ne, ne demek istediğimi anlıyor şu an. Dudağını böyle yandan yapması böyle. <laughs> böyle sürekli çenesini bir sahne de mesela ağlarken çenesini böyle alt dudağını titretti falan böyle şey yüz mimik oyunculuğu çok iyi Jenny'nin. Çok uğraşmış. Ya süre, mesela bir insan sürekli aynı dudak <laughs> seyirmesini yapmaz mı? Sürekli böyle bir, bir, tatlı kız. Öyle demişler ona o da öyle olmuş. Muhtemelen aynı. Muhtemelen. Georgina. Ya Georgina bu arada. Georgina ben hayranıyım. <laughs> yani ben gerçekten büyük fanıyım. Dipsiz kuyu bence ona şimdi hiç girmeyelim. Girmeyelim ama inanılmaz bir persona. Gerçekten. Yani ilk o Sirina'ya böyle kargolar, postalar gelmeye başladı ya böyle değişik değişik hediyeler ve en sonunda mektup geldi. Mektubun altında G harfi vardı ya. Bu nasıl bir gerilim ya? Bak bak bu dizide en çok sevdiğim şeyler de mesela o kendi dünyasındaki olayları öyle gösteriyor ki inanılmaz bir gerilim. Yani Georgina mı gelecek şey gibi bu Vampir Günlüklerinde Damon'un <laughs> ortaya çıkışı gibi hani Damon mu geldi filan o mesela olmuş ya yani halbuki ne, ne yani ne? aynen ama mesela aynı etki Georgina ya Georgina geldiyse bittik ki bittiler Bilmiyoruz ya biz de. Aynen. Herkes böyle telaş, gergin. Şeytan gelmiş gibi davranıyor. Biz de dedik eyvah ne aynen. oluyor. Bu? Ama şeytan gerçekten. Ya çok değişik ya. Evet. Ama dediğin gibi o da böyle çizgisini evet. hiç değiştirmemiş bir karakter. Ya ben Georgina'yı izlemek bana aşırı çok eğlenceli biri bence. Çok komik, inanılmaz. Yani çok güzel, iyi bir kötü. Ve kötü ama aslında gerçekleri söyleyen bir kötü. Biliyor musun? Tabii. İki yüzlü kötü değil mesela. Evet, ne istediğini, istediğini kötü. biliyor. Evet ne istediğini o da biliyor. <laughs> Zaten sezon sonunda şey oldu. Sirna'nın işte birini öldürdüm falan diyor. Deni Dene hiçbir şey anlatmıyor. Mesela şeyler de beni çok etkilemişti. Nate, Chuck, bilir, Sirinae ya böyle yardım ediyorlar onu böyle şey hissediyorsun. Bunlar iyi gün kötü gün evet. tamam ne kadar kavga etseler de birbirlerinin pisliklerini temizliyorlar yani. Çünkü birbirlerinin halinden yine onlar anlıyor. Kötünün halinden kötü anlar. Aynen. Sonra Georgina en sonunda şeye gitti bu arada. Sorunlu kızlar askeri askeri kampına. <laughs> Böyle bir kamp varmış ve yani Georgina yani böyle bir gün gerçekten. Evet en son yaz tatiline girdiler. Nate ve gördük. Birlikte kahve içiyorlardı. İşte bahsettiğim bu duygusal boşluğu Aynen. doldurma durumu. Evet. Yani kimseye güven olmaz. Bilir çak gelmedi. Uçağa bindi. Bir tane adamla o an tanıştı. Gayet keyif yerinde. Hani niye bozayım ki planımı gitti. Bakacağız göreceğiz. İkinci sezon başı da bir yaz şeyle başlıyordu sanırım ama. Öyle güzel asla. başlıyor. Evet bayağı, bayağı iyi. Bir, yine bir partiyle başlıyor. Böyle bilmiyorum izlerken hakikaten bazı sahneler bu arada müzikler lütfen H bahsetmek ister misin müziklerden? <laughs> ya müzikler bir kültür. Gerçekten ya ne diyeceğim bilmiyorum yani çok güzel. Evet, evet. pilot bölümde bir müzik çaldı bak ona bakacaktım unuttum. Ortadoğu müziği gibi giriyor böyle dizi bölümün başında hatırlıyor musun hı -hı, bilmiyorum hı -hı. kapatınca bunu. Olan... Neydi o şarkı? Dün, 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 dün. E, çok güzel ya. Çok güzel. Dün, 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 dün. Ama bu da <gülüyor> <gülüyor> Bu da bu arada bu şarkı Gossip Girl yani. Evet işte. Evet. Burada çalan şarkılar imza. İm... Bu da imza oluyor ve bir zaman sonra tekrar dinlediğinizde size bu diziden başka bir şey hatırlatmıyor o denle Sirina'nın ayrılma kararı alıp düğünde birden dans etmek zorunda kaldıkları sahnede çalan o şarkının hüznü. <laughs> Onların sarılarak dans etmesi ve etraflarındaki insanlar teker teker <laughs> ayrılması ve dans pistinde sadece sarılarak dans eden Tanis <laughs> Serena'nın kalması büyük bir acı ve <laughs> ve mesela yine çok ikonik bir an e, 7. bölümün sonu mu öyle 10. bölümün sonu mu ne bazı bölümler çok ikonik şey bu Lili'nin annesinin sesinin geldiği bölümde şey oluyor kadın deni Sirin adını uzak tutmaya çalışıyor falan. Bölümün sonunda yine o Sirin'in imza sarı elbisesi mesela. Yani böyle şeyler ve o bölümün sonunda çalan One Republic şarkısı evet, Apologize. Evet, Apologize çalan an. Yani şey bir de altyazıda şey yazıyor ya. Şarkı isimleri falan da yazıyor işte. Aa. Bu bizim izlediğimizde yoktu da. Televizyonda filan mesela hmm. eskiden yazardı. Yani böyle işte Vanity Public'in çaldığı bir dizi. Ki sonraki sezonlarda daha çok. Neler, çok, neler. Aynen neler neler. Ya, mükemmel. Şu an böyle bir şey yok. Böyle bir dizi izlemiyoruz. Tabii ki. Hiç yok yani. de Benzerleri yapılmaya çalışıldı. Yeni versiyonları yapılmaya çalışıldı. Tutmadı tutmaz. Çok fazla müzik topladık biz hı hı. bu diziden yani. Bizim müzik zevkimizi oluşturmada da Gossip Girl'ün etkisi vardır. Bence bu sezonu bu kadar yeter. Güzel ya ben çok keyif aldım. Ben de Yapmanız çok aldım. Şu an saat gece olmasaydı ve Saliha ve Beyza bizi sıkılarak beklemeyecek. <laughs> Beklemeseler <laughs> daha uzatabilirdik Yani tadı damağımda Yetmiyor. kaldı da. Yetmiyor. Hiçbir şeyden bahsetmedik gibi geliyor bana. Ama bir giriş olmuş olsun. Evet, zaten birinci sezonda da olan olaylardan üstün körü bahsettik. Bir de her bölüm ayrı bir olay oluyor. Evet. Şimdi bu hani her şeyden bahsettiğimiz için evet. ikinci sezonu falan anlatırken. Bu da bizim podcast'ın pilot bölümü. Aynen. Bakalım ne kadar destekleyeceksiniz, ne kadar seveceksiniz ona göre devamı gelecek. Sevgili. Sevgili. <laughs> Sevgili, Sevgili, yukarı <laughs> yakıllar. <laughs> o zaman Gossip Girl'ün birinci sezonunu konuştuğumuz bu bölüm böyle olsun. Bu evrene giriyoruz. Artık ne diyelim Pandora'nın kapısı açıldı mı diyelim? Ne, öyle Bence de öyle sizler mi? sizler de bizimle birlikte katılın. Kesinlikle. İzleyin yani. Kahvaltıda açın izleyin çıtır. İsterseniz dublajlı izleyin. E şey de altyazılı izlerken bile kaçırmıyorsun yani. Bildiğimiz için bir de. Ay artık yani bu böyle biraz daha Ghost Girl'ün bizde ne gibi yansımaları oldu? Bizim için ne anlama geldi ve ilk sezonu konuştuğumuz bir giriş bölümü oldu. Ghost Girl evrenine giriş bölümü diyelim buna. Gelecek bölümleri konuşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. E bu arada şey, araya açmayacağız. Böyle bir kararımız var. Evet. Bu ay bunu konuşuyoruz. Seri gelecek bölümlerimiz. O yüzden yani izleyebilirsiniz. O zaman bu bölümlük bu kadardı diyelim. Güzel bir giriş bölümü oldu. Ne konuştuğumuzu hiç hatırlamıyorum. <laughs> Bu arada bizi Instagram'dan, Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten takip edip, yorum yapıp beğenmeyi de unutmayın, paylaşmayı da. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.